Para Babası kanalından merhaba arkadaşlar. İstanbul'dayız. Çok değerli bir takipçimizin yanındayız. Fatih kardeşimizin. Ne haber? Nasılsın Fatih? İyisin. İyiyim abi, sen nasılsın? Arkadaşlar, Fatih bizim ilk takipçilerimizden. Daha benim 5-10 bin takipçim varken ya zorlanıyoruz şu arabalara fiyat verirken, yok mu destek olacak bir arkadaşımız? Kimler bu işte anlıyor falan dediğimizde Fatih o zaman ufak tefek bize tüyolar vermişti sağ olsun. Ondan sonrasında da yine İstanbul'a geldiğimizde, gittiğimizde beraber oturduk kalktık. Muhabbetimiz ilerledi. İşte İstanbul'a geliyoruz, gidiyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz falan. Fatih dedi ki abi ben bir tane Honda aldım dedi. Şöyle arkamızda görmüş olduğunuz 97 model. Evet abi, 97 model. İlk sahibinden alınma aracımız. 1.4. 1.4 IS. Otomatik vites. Güvenlik paketi abi bu arabadaki önemli bir unsur. Aracımız çift airbag. Kol dayama. ABS. Yandaki aynalar abi elektronik. Arabanın enteresan bir hikayesi var. Araba çok kullanılamıyor ve araba inanılmaz temiz. Şimdi satacağım dedi. Arabayı şöyle bir beraber gezdik. Tamam satalım hani bunun şeyini yapalım ama arabanın içi falan çok temiz. Sorun. Biz fiyatlandırırken kaça satacaksın? Hani YouTube'da söyleyelim o fiyattan sat dedik ama kendisi diyor ki ben bir değer biçemedim. Çünkü herhalde biraz temizliğinden, biraz nadir bulunan bir paket olduğunu söylüyorsun. Ya şimdi şöyle, genelde bu Honda'lar tabii herkesin tarzına saygı duymak lazım. Yapılı oluyor abi. Bu arabayı da hiç ellememişler. Araba hatta full yetkili servis bakımlı bir araç. Oo, çok iyi ya. Ya böyle bir araç olduğundan dolayı aracın illaki Türkiye'de birkaç tane emsali vardır kapalı garajlarda vesaire ama güvenlik paketi olarak benim sahibinden de falan gördüğüm tek emsal şu anda bu. Ha, daha iyisi varsa ona bir şey söyleyemem abi. Hatta var aracın gördüğünüz gibi ilk plakası duruyor. Asım abi yakın çekim alabilir miyiz? Burada da işte zamanında bu araba 40'lardan alınmış. 97 yılındaki ilk bayiden çıkarkenki geçici plaka, hatta bir tane daha var, o da arkada. Onu çıkarmadık. Şimdi istersen şöyle arabayı bir yüzeysel olarak gösterelim. Şunları alıp toplayalım. Tabii ki onları toplayalım. Bunlar arabanın evrakları falan, her şeyi elimizde anlatmak için biliyorsunuz orijinalcilerin böyle şeyleri var yani. Aha bir şey düşürdüm. Servet gitti. Abi yapma. Al şunu da. Şimdi birkaç tane eksik bir şey söyleyeyim mi abi? Söyle. Birkaç tane aslında eksik şey var. Normalde biliyorsunuz bu arabanın kırmızı kot anahtarı oluyor. O maalesef kayıp ama yedek anahtarı falan var. Bir de kitapçı eksik. Ya büyük ihtimalle şöyle umuyoruz. İlk sahipleri arabanın 40'larında yaşadığından dolayı orada bir azlık varmış. Oraya koymuşlar. Fakat bulunamadı şu anda. Biz de tabii pek peşine düşmedik. Sonuçta zorlayamayız. Eğer bulunursa onlar da gelecek ama şu anda pek bulunacağı konusunda bir ümidim yok, doğru söylemek. Arkadaşlar size. Size arabanın içini göstereceğim. Önce dışını göstereyim, sonra içini göstereyim. Abi yapış abi. O bakmayla olmaz abi. Baktın gayrı hemen alacaksın. Patrona söylerim. Kime? Patrona mı? Patrona ne de biliyor musun? Bir araba var. Eski ama senin paran yetmez de. Sırf filmden de öyle oluyor ya. Yeni aldım, yeni aldım. Öyle mi? Ha, tamam o zaman öyle söyleme abi. Şimdi yanlış anlar falan. Sıkıntı olmasın. Eyvallah abi. Arabanın dış kozmetiğinde arkadaşlar şöyle ufak tefek şeyler var. Tabii bu bir araba birazcık yatmış. Şu şey, buralarda şeyler var. Bilmiyorum bu tarz böyle çok sevilen arabaların orijinallerinde bunlar bir etki uyandırıyor mu değer kaybıyla alakalı onu bilmiyorum ama şöyle ufak tefek çizikler var, ufak tefek benekler var. Çok minnak bir kuş izi var, kuş pisliği izi var. Arka tarafa bakıyoruz şöyle yine aynı şuralara birkaç çizik atmışlar. Oraya abi kasti olarak çizmişler. Aracı aldığım Uğur abi, kendisi çok saygıdeğer bir isim. Kendisiyle hala ilişkimiz devam ediyor. Ya dedi böyle çizmişler kapının önünde. Kendisi de bayağı üzülüyordu onu anlatırken ama yapacak bir şey yok abi, olan olmuş. Ne yapalım yani? Yapacak keşke şey olmasaymış. Ama şöyle bu arabada herhalde her tarafı boyalı değil şey. Yok, arabada 2,5 parça boya var. Heh. Ondan yetkili servis yapılmış, kayıtları falan her şey var. Hatta oradan da 2,5-3 milyar yakın bir tramer kaydı geliyor. Sadece şu parça şöyle abi, bura boyalı, serviste yapılmış Honda Park'ta. Kayıtları var onun da. Ondan sonra bu kapıyla bu çamurluk abi Uğur abinin abisi sürtmüş bir yere. Heh. Ondan dolayı boyanmış. Hatta bu çamurlukla ondan dolayı bir söktak işlemi de var. Değişen falan yok ama. Böyle şu tarafındaki kozmetik sorunlara yani. Bakalım. Şu tarafındaki kozmetik sorunlara tekrar bakalım. Bu tarafı biraz daha sanki, ha tamam burada da ufak tefek şeylerden var. Şöyle küçük çizikler falan var. Şöyle bakıyoruz, taş izleri falan. Artık herhalde birazcık bir süre bir beklemiş. Tavanında da böyle o beneklerden bir miktar var. Şurada bir kuş pisliği yanığı, şurada bir tane var falan filan. Ama sanıyorum herhalde bunlar boyayla falan uğraşmadan süper bir şeyle, pastacılarla falan geçebilir mi? Ya şöyle söyleyeyim, biz bir pastacıyla attık tabii çok profesyonel olmayan bir şekilde. Hı hı. Abi makine tuttuğumuz andan itibaren mesela o kaputta gördüğünüz izler var. Onun çoğu yok da yavaş yavaş boyanıyor, yorgun ya. Ha, altı çıkmaya başlıyor. Anladım. Biz de ondan dolayı daha fazla bir şey yapmadık. Yani bunun şu anda bizim gözümüzde olacağı bu. Daha iyisini yapan varsa o ayrı bir şey. Ona bir şey söyleyemeyiz. Evet, evet. Hemen içini göstermek istiyorum arkadaşlar. Şunun içine bir bakın ya. Çakmaklık hiç kullanılmamış arabanın. Vallahi. Aynen. Gel bak. Arkadaşlar şu arabanın içine bir bakın ya. Şoför koltuğunun yanlarında deforme yok. Ama bu araba 170 bin kilometrede. Arabaya bindim, sabahleyin beni almaya bu arabayla geldiler. Ben arabanın içine bir bindim. Ne oluyoruz dedim ya. Arabaya bir baktım her yer şıkır şıkır.
Allah Allah, bu arabanın kilometresi düşük, yeni bir tane Taunus vakası mı var acaba dedim. Kilometreye baktım 170 binde. Be mübarekler, nasıl bindiniz ya? Koltuğa uçarak mı bindiniz değil mi? Hiç mi sürtünmediniz? Şuralarda şuralarda bir tane deforma yok. Fatih'cim şu konuda seni kınıyorum. Ne konusunda abi? Aynada Allah'ını seversen bunlar ne böyle? Ya abi, bu ne? Bunlar ne bunlar? Onların herkesten bir hatırası var abi. Mesela şu benim eski Era'dan kalma. Bu da eski Era'dan. Bunu sonra Drive'ın 34'ten almıştım. Hatırası var. Yol şey, araba yıkıyordum bir tane abiye diye. Özür dilerim. Neyse tamam. Şey, bu arabayı dönerken virajlarda falan ne bileyim yani hatırası varsa götür çekmecene koy diyormuş. Neyse şaka yapayım. Bir detay daha göstermek istiyorum abi. Uğur abinin aktardığına göre arabada hiç sigara içmemiş ki ben de kullanmadım arabada kesinlikle sigara. Şöyle gösterebilirim. Arkadaşlarımla bu konuda çok kavga ediyoruz. Senin arabana binelim, işte gezelim, bir sigara içelim gibisinden. Ben kesinlikle müsaade etmiyorum. Süpersin. Etme vallahi. Daha hiç kullanılmamış. Buralara falan da bakabilirsiniz abi. İçi de tertemiz. İçi de tertemiz kesinlikle. Şöyle takalım. Yani arabaya bindim şaşırdım ya maşallah. Tavanda falan en ufak bir sigara yanığı, bir bilmem ne bir şeyler falan yok. Ya aracın iç detaylı temizliği, koltuklar araç böyle buraların falan yapılması lazım ama ben elimi sürmedim. Yapacaktım, vaktim olmadı. Beni eskilere götürdüm biliyor musun? Hakikaten şu vites topuzu olsun, şuraları falan gerçekten çok temiz. Ben bayıldım kardeşim vallahi, inşallah hayırlı müşterin olur. Ama şimdi tabii arkadaşlar bu arabaya ben, Fatih bir fiyat dedi, ben fiyat dedim falan ama en son baktık bir şeyle uzlaşamıyoruz. Bizim biliyorsunuz kaç para eder serimiz vardı. Yani bazı arabaların fiyatını gerçekten tespit etmek zor oluyor. Mesela geçenlerde biliyorsunuz bir tane CC vardı. Ağır hasarlıydı CC ama hiçbir CC'de olmayan özellikleri vardı. O arabanın kaç para edeceğini belirlemek baba yiğit işi. Buna benzer durumlar olabiliyor. Bu da o arabalardan bir tanesi olarak kabul edilebilir. Arabanın kilometresi 170 binde. Hani 30 bin değil, 40 bin değil. Ama arabanın Fatih'in söylediğine göre 2-2,5 parça boyası var. Hani boyayı da geçtim. Araba bindiğiniz zaman inanılmaz temiz. Hiç tüp takılmamış. Sürekli yetkili servis bakımlı. İlk sahibinden. Bu tarz şeyler üstüne koyduğunuz zaman bu araba için fiyat belirlemek bir denklem, matematiksel işleme dönüşüyor. Bu arabalardan anlayan, bu işlerden iyi anlayan, özellikle bizim sayfamızı takip eden, etrafınızda Honda'cılar varsa, bu ES'ler falan biliyorsunuz bunları seveni çok fazla. Varsa bu videoyu yönlendirin. Kaç para eder? Bir de onlara soralım. Ona göre Fatih, ortalama fiyat çıktıktan sonra da artık arabanın müşterisi çıkarsa alım satımı da videosunu çekeriz. Yapacak bir şey yok abi. İnşallah geliriz. İstanbul'dan Ispat'tan geliriz. Şu ne? Şurada ha, farayanı buraya mı koymuşlar? Aynen abi. Güvenlik paketi şey, daha doğrusu Japon olduğundan dolayı farayanı orada. Ya bunlar da değişik. Ben de tam bilmiyorum. Özür diliyorum buradan yanlış bir aktarım yaparsam. Kol dayama standart diye biliyorum abi onu. Hı. İşte kol dayama olsa farayanı orada oluyor. Bazılarında farayanı da yok diye biliyorum. O değişik bir şey yani, doğru söylemek. Honda'cı abilerimiz daha iyidir. Evet. Ya bu arabada şöyle detaylar var mesela. Tüm etiketleri abi. Aynadaki, buradaki, kapı içlerindeki, yanlardaki, ondan sonra arkadaki parkın kendi koyduğu etiket. Hepsi duruyor. Etiketleri severiz. Orijinalciler çok seviyor etiketleri. Ben özellikle abi etiketlere dikkat ediyorum. Şu anten açılıyor mu? O anten açılmıyor abi. O özelliği mi bunun böyle kısa olmasa? Herhalde abi onu bilmiyorum. Baktım mı yani açılmıyor. Acaba dedim yani bunun yapısı mı böyle? Bir de bu Honda'larda alan satan abilerimizin dikkat ettiği bir şey abi. Farları, stopları, tüm camları bu arabanın orijinal. Her şey orijinal Stanley abi. Bunlar da orijinal. Aynen, yani. Orijinal. Gırdırmamış, vurdurmamış. Yok, hiç. Yok kesinlikle. Arabanın zaten ben aldığımda ön tamponunda bir işlem vardı. Şuraya ben bir boy attım. Yine bir sürtme oldu ufak. Orada bir çizik falan var. Arka tamponu boyasız diye biliyorum. Ya araba öyle nadir kullanılmış. İyi bakalım. Hemen her yerini gösterdik. Sana zahmet arabanın bir motor kapısını açalım. Bir içini gösterelim. Dur. Basıyorum abi. Bas. Saat çok güzel. Ya zaten sabahleyin beni almaya geldiklerinde ben arabanın duruşuna baktım ve ok gibi duruyordu yani. Ya abi yavaş yavaş baka temiz arabayı algılayacak bir göz oluşuyor. Farkında değiliz. Öyle abi. Sen yanaşırken ne dedim sana? Ok gibi duruyordu yani. Aynen. Ya mesela bu Honda'larda abi alıp satarken insanlar şuna dikkat ediyor. Bu etiketlere, ondan sonra bu paneldeki 3 çizgiye. Bunda hepsi mevcut abi şöyle gördüğün gibi. Kaputtaki etiket falan. Arabanın diğer hiçbir parçasında söktak falan yok bura hariç. Burada ustanın işgüzarlarından dolayı büyük ihtimalle oldu. Kaputunda, çamurluklarında, arka bagajında, kapılarında vesaire sökülen takılan bir şey yok. Ya bana kalırsa bu model arabada bunlar önemli değil abi. Kaç model araba, değişen de olur, boya da olur falan da. Evet. Ya Türkiye'de maalesef takılıyorlar yani. Ya ben var ya, değişen boyasına şey gerçekten takılmıyorum. Ben de. Benim hoşuma giden şey mesela sen deseydin ki atıyorum 3 parça burada var, 2 parça burada olursa.
İçinin o temizliği var ya, direksiyon simidi, koltukları falan, ben orayı gördüğümde zaten düşüyorum bir tık. Yani arabaya ilgileniyorum yani. Yanlış mı kapattım? Yok abi, sorun yok ya. Senin canın sağ olsun. Ya ben bu şimdi kesin bindirecekler bana. Gül gibi arabanın kaputunu nasıl saldın öyle falan, neyse. Ya yapacak bir şey yok abi. Sonuçta dünya malı dünyada kalır. Biz de o kadar önem vermiyoruz arabaya, doğru söylemek adam, gerekirse. Adam lan adam. Ben bu arabayı almaya gittiğimde bir anımı anlatayım abi. Tamam. Arabaya ben boyasızlığa gittim. Benim amcaoğlum vesile oldu. Allah ondan razı olsun. Arabada sadece iki parça yanda boya olduğunu ben kendi gözümle gördüm. Biliyorsun abi, az çok anlıyorum. Hı. Babadan dolayı. Ondan sonra şey yaptım, arabaya gittim yanına abi. Yaptığım tek şey, içine bindim, çakmaklığı çektim. Şey gördüm abi, sigara çimediğini gördüm. Kapattım dedim abi, hayırlı olsun dedim. Dedim, adam şaşırdı, dedi başka bir şeye bakmayacaksın. Gerek yok abi dedim, öyle aldım arabayı. Vay be, o da iyiymiş. Hiçbir yere göstermeden hazır, aldım yani. Hazır dünya malına çok değer vermiyorum demişken. Şimdi arkadaşlar bu arabaya fiyatlandırma yapacaklar ya. Tamam abi. Çıkan ortalama fiyatın bir tık altında alabilir miyiz bu? Ya abi doğru söylemek gerekirse benim de pek satışım yok arabayı da. Bakalım ama, ya. Ama tabii satacaksın yani. Ya illa ki abi bize kalmayacak sonuçta kadar bu araba. Şimdi yani, olmazsa. Neyse bakalım, fiyat belirlensin, onun üzerinden yine bir şey konuşuruz. Sorun yok abi. Arkadaşlar elimizden geldiği kadar arabayı size gösterdik. Biraz hızlıca şöyle pratik bir video oldu. İnşallah sana da bir yol gösterir. İnşallah. Sen de ne yapacağına karar verirsin. İnşallah. Ona göre. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.